Evet, burası Hamzabey köyü, ne yakın baraj gölü. Hemen şöyle göstereyim. Evet, müthiş bir yer, çok güzel, yemyeşil. Yürüyüş yolu toprak, yürürken insan birikmiş olan bütün stresini atabiliyor. Ve yolun sağa solu tarlalarla çevrili. Gelinci çiçekleri ve buna benzer çiçeklerle dolu yolun sağa solu. Yeşillikler içerisinde gerçekten yürürken insana huzur veriyor. Tabii İnegöl'de çok kişi burasını bilmez. Ama eğer buraya gelip de birkaç gün burada birkaç defa yürüyüş yapan insanlar sanıyorum buranın abonesi olabilirler. Buradan İnegöl'lü kardeşlerimize de seslenmek istiyorum. Eğer güzel bir yürüyüş yapmak istiyorsanız Hamzabey köyünün burası, evet bakın leylek gördünüz mü acaba? Leylek geçiyor gökyüzünden. Evet, tam yakınımdan geçti. Ve karşı tarafta da gerçekten hiç söylesem inanmayacaksınız, pelikanlar var. Pelikanlar ve leylekler. Geçtiğimiz sene daha çoktu bunlar. Yüzlerce, hatta binlerce diyebilirim ama bu sene sanıyorum gölde bir kirlilik var biraz, çünkü yukarıdan gelirken baktım ben. Kanalizasyon atığını vermişler gölün içerisine. Bu nedenle gölün başlangıcında yukarılara doğru bir koku söz konusu. Bundan dolayı sanıyorum bu kuşlar buraya gelmekten vazgeçtiler ama yine de yok değiller, varlar. Evet, karşıda görüyorum ben şimdi birkaç tane. Şimdi burası, belediye buraya biraz yatırım yapsa, bu sağ soldaki çöpleri temizlese harika bir yürüyüş öyle olacak. Ama bizim insanımızda gerçekten nasıl söylesem hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor. Gölün her tarafında çöp yığınları, muluz atıkları. Vatandaş evindeki çöpleri getirmiş gölün kenarına, baraj gölünün kenarına boşaltmış. Her türlü çöpü atmış. Yani insanları anlamak değil. Yani başka bir yerde olsa burası cennet gibi olurdu. Cennet gibi. O kadar güzel olabilirdi. Daha bakımlı, daha temiz olabilirdi. Ama biz tabii kadir kıymet bilmiyoruz maalesef. Bakın işte yine. Evet, hemen gelmişken çöpleri göstereyim burada. Bakın görüyorsunuz, vatandaş buraya çöplerini atmış. Yani tam da yolun kenarı, tabii kokuyor da biraz. Önümüz şöyle yeşillik görüyorsunuz. Ve karşıda Alanyurt görülüyor. Karşıda Yenişehir yolu gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir ortam. Sağımız solumuz bahçe, tarla. Evet. Hemen şunları göstereyim size. Böyle bir ortamda yürümek tabii insana enerji veriyor. İnsanı mutlu ediyor. Herkes böyle bir ortamda yürümek ister. Hemen karşı kıyıya geçtiğimiz zaman, evet yine çöpleri görüyorsunuz. Burada buğday tarlaları var. Şöyle bir yapayım size. Ne kadar güzel olduğunu fark edin. Ve hemen yine önümüzde gelincikler görüyorsunuz. Evet. Böyle bir yolda yürümek gerçekten haz veriyor. İyi ki burası var ama tabii daha bakımlı, daha güzel olabilir. İnsanlarımızı biraz duyarlılığa davet ediyoruz. Hoşça kalın.